Arkası Yarın. Taşralı Hemşire 11. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Abak. Ünlü bir mimar olan Turgut Şahin, ihaleye katılmak için İstanbul'a giderken Mudurn yolunda bir kaza geçirir. Kaza sırasında oradan geçmekte olan hemşire Seda ile doktor babası tarafından kurtarılarak evlerine götürülür. Bacağında derince bir kesik olan Turgut'a ilk müdahaleyi yaparlar. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma, olayın bir suikast olduğunu, birisinin kaza süsü vererek onu öldürmek istediğini tespit eder. Fakat kazaya uğrayan Turgut, bununla ilgileneceği yerde kaza sırasında yanan maketin yenisini yaptırmak ve ihaleye katılabilmek için bir an önce İstanbul'a gitmeyi ister. Doktor, bunun sağlığı açısından çok riskli olacağını söylemesi üzerine, ücret mukabilinde Seda hemşireyi yanına alarak İstanbul'a gidip bir otele yerleşir. Zaman zaman İstanbul'un tarihi mekanlarını gezen Seda hemşire, son olarak Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini ziyaret edip dua eder. Babam için, annem için, kız kardeşlerim için, hatta sizin için bile dua ettim. Ya, ihaleyi kazanmam için de etseydiniz bari. Çok emek verdiğim bir iş. Bana ne ihalenizden? İster kazanın ister kazanmayın. Ya, peki ne için dua ettiniz öyleyse? O kadar çok şey var ki dua etmek için. Bunu şimdi anlatmaya kalksam zamanımız yetmez. Eyüp Sultan'a nasıl gittiniz? Markiz diye bir kadın götürdü beni. Bu otelde kalıyormuş. Çok yaşlı ama çok hoş sohbet bir kadın. Markiz mi? Evet. Bir zamanlar bir İtalyanla evlenmiş. Onunla asansörde tanıştım. Çok da kibar. Beni arabasıyla Eyüp Sultan'a kadar bıraktı. Gerçekten inanılmazsın. Markiz çok zor dost olunabilen bir kadındır. Herkes ondan çekinir. Herkesle dostluk kurmaz o. Ama bana karşı o kadar nazik davrandı ki. Belki de sizde cadı tüyü var. Ondan da olabilir. Teşekkür ederim. Bu şimdiye kadar bana söylediğiniz en güzel söz. Bana ihtiyacınız var mı? Hayır, yok. Biraz sonra odamda bir toplantı yapacağım. Saat 5'e kadar sürebilir. İstediğinizi yapabilirsiniz. Madem öyle, fırsattan istifade bir de Topkapı Sarayı'nı gezeyim. Şakir Efendi götürsün sizi. Bomboş oturuyor. Bir işe yarasın bari. Ne şanslı kızım. İyi ki de gelmişim İstanbul'a. Yoksa Topkapı Sarayı'nı nasıl görecektim? Mukaddes emanetleri görmek bana da nasip oldu ya. Teşekkür ederim Allah'ım. Hepsi de ne kadar görkemli. Şu tahtta kim bilir kaç tane padişah oturdu. Şu kıyafetlerin güzelliği, işlemesi, hepsi gerçek birer göz nuru. Kim bilir onların yaşadığı dönem nasıl bir dönemdi. Nasıl bir ihtişam vardı o zamanlar. Beni Topkapı Sarayı'na götürdüğün için teşekkür ederim Şakir Efendi. Sen olmasan biraz zor giderdim oraya. Gezip görmek istediğiniz başka yerler varsa oralara da götürürüm Seda Hanım. Nasılsa Turgut Bey hiç dışarı çıkmıyor. Olur. Aa, saat 5'e çeyrek var. Önce odama çıkayım, sonra da Turgut Bey'in bacağının sargısını değiştireyim. İnşallah huysuzluğu üzerinde değildir. Görüşürüz Şakir amca. Görüşürüz kızım. Turgut Bey'in odasından hiç ses gelmiyor. Toplantısı bitti galiba. Gidip bakayım telefona bari. Kim arıyor acaba? Alo. Seda. Evet benim. Sesinden anladım zaten. Ben İshak. İshak Bey, siz misiniz? Hani birlikte yemeğe çıkacaktık. Evet ama benim üzerime... Yani nasıl desem... bir dakika İshak Bey, kapı vuruluyor. Girin. Bu paket size geldi hanımefendi. Getirir misiniz? Buyurun. Teşekkür ederim. Şuraya bırakın lütfen.
Ay kusura bakmayın İshak Bey, bir paket geldi de hem açayım hem sizinle konuşayım olur mu? Benim de yemeğe çıkacaksın değil mi? İnanın çok isterdim ama... Aa, bu da ne? Ne oldu? Bir dakika bekler misiniz lütfen? İnanmıyorum. Siyah renkte dantelden harika bir gece elbisesi. Aa, öbür paketlerde ne var acaba? Ay bir de ince hükçeli bir gece ayakkabısı. Ve ince bir şal. İyi ama bunları kim göndermiş olabilir ki? Alo, İshak Bey orada mısınız? Buradayım tabii, seni bekliyorum. Tamam, yemek için geliyorum. Ama Turgut Bey'e söylemem gerekli. Hiçbir şey söyleme. Nasıl olsa o da bu gece dışarı çıkacak. Siz nereden biliyorsunuz? Sosyetede hiçbir şey gizli kalmaz. Patronun Hacer Hanım'la yemeğe çıkacağı için seni düşüneceğini hiç sanmıyorum. 9:30'da seni almaya geleceğim. Hoşça kal. Bu olanlara inanamıyorum. Tam üzerime giyecek bir şey olmadığı için gelemeyeceğimi söylerken hediye gelen bu kıyafet imdadıma yetişti. İyi ama kim gönderdi bunu bana? Paketin üzerinde kart da yok. Aa, sakın o yaşlı kadın göndermiş olmasın. Evet. Bugün ona kıyafetim olmadığından söz etmiştim. Mutlaka o göndermiştir. Ay ne düşünceli kadın. Hemen telefon edip teşekkür edeyim. Beni merkezin odasına bağlar mısınız? Üzgünüm hanımefendi ama merkez oteli terk etti. Ya peki, teşekkür ederim. Eğer bir daha kendini görme şansım olursa o zaman teşekkür ederim artık. Ay ne kadar nazik bir kadınmış. İnanamıyorum. Kül kedisi Cinderella gibi hissediyorum kendimi. Girin. Seda Hanım, Turgut Bey sargılarının değişmesini istiyor. Tamam Şakir amca, hemen geliyorum. Dikkatli olun biraz. Tamam Turgut Bey. Eskiden eliniz daha yumuşaktı. Ama kabahat benim değil ki. Bacağınız şişmiş. Bugün çok ayakta kaldınız. Bir de bu halde dışarı çıkacaksınız yine. Aslında sizin dinlenmeniz gerek. Hep aynı laflar. Dışarı çıkmazsam siz de benim yanımda olacak mısınız bakalım? Ama siz yemeğe çıkacaktınız değil mi? Evet ama yanınızda kalmamı istiyorsanız gitmekten vazgeçebilirim. Böyle bir şey istersem büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız değil mi? Önemli değil. Ben buraya eğlenmek için değil, sizin sağlığınıza yardımcı olmak için geldim. Bu sözlerinize inanayım mı? Neden inanmayacaksınız? Hemşireniz değil miyim? Bunun için bana para vermiyor musunuz? Evet, sargılarınızı değiştirdim. Teşekkür ederim. Ben toplantıdan mümkün olduğunca erken dönmeye çalışacağım. Benim de erken dönmemi mi istiyorsunuz? Ne o, yoksa geç mi döneceksiniz? Bilemiyorum. İshak Bey saat 9:30'da gelip alacak da beni. Yuh artık. 9:30'da da yemek mi olurmuş? Dinleyin beni. Gerçekten dostça bir yemek bu saatte yenmez. Bu herifin niyeti sizi oradan başka yerlere götürmek. Merak etmeyin. Kendimi koruyacağıma emin olabilirsiniz. Keşke olabilsem. Siz küçük yerlerin insanısınız. Büyük şehirlerin, hele sosyetenin sizler için hazırladığı tuzakların ne olduğunu bilemezsiniz. Unutmayın ki siz de onlardan birisiniz Turgut Bey. Nasıl yani? Siz de büyük şehirde ve sosyete içinde yaşıyorsunuz. Ben farklıyım. Bunu hala anlamadınız mı? Nasıl anlamam? Şu ana kadar sizin kadar sert, kırıcı, aksi biri henüz çıkmadı karşıma. Tanıdıklarımın hepsi de son derece kibar insanlar. Belki de bu yüzden onlar hakkında peşin hükümler veriyorsunuz. Kaba saba ama ben ne söylüyorsam doğrudur. Her kibarlığa, her nezakete aldanmayacaksın buralarda. Dün Gülistan Hanım'ın yemeğinde beni yalnız bırakıp Hacer Hanım'la ilgilendiniz. İshak Bey olmasaydı can sıkıntısından patlayabilirdim. Yani sizi oraya götürdüğüm için kötülük mü ettim? Aslında otelde kalsam daha iyi olurdu bence. Çünkü benim ne Gülistan Hanım'la ne de Hacer Hanım'la müşterek hiçbir tarafım yok. Onlar benim asla tanıyamayacağım bir dünyada yaşıyorlar. Fakat şunu bilin ki onların dünyasında yaşamadığınız için çok daha mutlusunuz. Olabilir. Ama aralarına girince onlar tarafından aşağılanmak insanı biraz üzüyor. İshak Bey'e gelince onun konumu tamamen farklı. Hem köylüm hem de akrabam. İnanmıyorum. Size laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan bile güç. Tamam nasıl isterseniz öyle yapın. Bir kez daha hatırlatmak isterim, bacağınızı yormamalısınız. Hep yukarıda tutmalısınız. Yeter! Aynı şeyleri duymaktan nefret ediyorum. Eğer sizi memnun edecekse ayağımı üzerine koyacak bir tabure isteyeceğim. Tamam mı? Otele de erken döneceksiniz. Otele de erken döneceğim. Tekrar söylüyorum. Eğer sizinle kalmam gerekiyorsa kalırım. Yemeğe de gitmem. Gerek yok.
Ne yapacaksanız yapın. İsterseniz bütün gece dışarıda kalın. Benim de ne yapacağıma karışmayın. Gidin hadi. Peki. İyi akşamlar efendim. Ay şeytan diyor. Al sopayı kafasına vur. Ay sanki inadına benim keyfimi kaçırmaya çalışıyor. Biraz öncesine kadar dışarı çıkacağım diye seviniyordum. Şu anda moralim sıfır. Neyse şu elbiseyi giyip bir bakayım bedenime göre mi? Ay inanmıyorum. Hepsi de üzerime oturdu. Ayakkabı da tam geldi. Ay o yaşlı kadını görsem boynuna sarılıp öpeceğim. Acaba Turgut Bey beni bu kıyafetle görse ne der? Aman ben de hayallere kapılıyorum. Onun gözü Hacer'den başkasını görmez. Turgut Bey gibi biri benim gibi bir köy hemşiresini ne yapsın? Kim o? Benim Şakir amcan, girebilir miyim? Gel gel Şakir amca. Ne oldu, bir şey mi var? Oo, ne kadar güzel olmuşsun Seda kızım. Neredeyse seni tanıyamayacaktım. Yakışmış mı bu kıyafet? Zaten güzeldin. Şimdi kelimenin tam tabiriyle dehşet bir şey olmuşsun. Teşekkür ederim. Bir şey mi diyecektin bana? Öyle ya. Seni böyle görünce unuttum. Turgut Bey bu zarfı sana vermemi söyledi. Zarf mı? Teşekkür ederim. İyi günler. Sana da. Beyefendi Hazretleri ne yazdı acaba? Ben fazla gecikmeden döneceğim. Siz ne kadar geç dönerseniz dönün, mutlaka beni görün. Aman, hep emir, hep emir. Bu adamın lügatında lütfen ya da rica ediyorum gibi kelimeler yok mu? Of, anlaşılan yemekten sonra hemen dönmem gerekecek. Tıpkı kül kedisi gibi. Kim acaba? Alo? Seda Hanım, bir beyefendi sizi lobide bekliyor. Kendisine söyleyin, hemen geliyorum. Tabii efendim. Burası harika bir restoranmış. Daha önce de gelir miydiniz? Fırsat buldukça gelirim ama gazetecilik çok değişkendir. Ne zaman nerede olacağın hiç belli olmaz. Hadi hem yiyelim hem konuşalım. Evet yiyelim. İshak Bey yeni haberleriniz var mı? Asıl haberler sende öyle değil mi? Nasıl yani? Bende ne haber olacak ki? Duymadığımızı sanma Seda. Kulağımıza bazı haberler geliyor, doğru mu? Nasıl haberler? Sen daha iyi bilirsin. Biri Turgut Bey'in odasında bir şeyler aramış galiba. Sonra otelin gündüz resepsiyonuna bakan adam da öldürülmüş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne yani? Patronun odasına birinin girdiğinden haberin olmadığını mı söylüyorsun? Haberim yok dedim ya. Yoksa bunun için mi yemeğe davet ettiniz beni? Hayır yok canım. Maksadım tamamen bir akrabamla bir köylümle birlikte olmaktı. Ama mesleğim de gazetecilik biliyorsun. Gerçekten haberin yok mu bu olaydan? Yani biri girmişse bile benim bundan haberim yok. Böyle bir şey varsa patronunun çok kızgın olması gerek. Öyle mi? Dikkat ettin mi? Onun sakin halini görmedim ki kızdığı zamanın farkına varayım. Senin patronun tam bir iş manyağı. Bakalım şu Gökdelen ihalesini kazanabilecek mi? Eğer doğruysa bir sürü firma katılıyormuş. Sizce kim kazanır dersiniz? Ben bu konuda fazla bilgi sahibi değilim. Ama kimin projesi iyiyse ve kim uygun fiyat verirse o kazanır herhalde. Hı hı. Turgut Bey ne kadar fiyat verdiği konusunda bir bilgin var mı? Nereden olsun? Beni de hiç ilgilendirmiyor zaten. Ama neyse, bırakalım bunları da kendimizden bahsedelim. Kendimizden bahsedecek neyimiz var ki? En iyisi ben de sizi köye davet edeyim. Gelip gezerseniz çok memnun olurum. Eğer hislerime karşılık verirsen seninle değil köye, Fizan'a bile giderim. Anlamadım. Nasıl hislerinizi? Taşralı Hemşire adlı oyunun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.